Herkese selam. Öncelikle beni tanımayanlar için ben Zeynep. Videomu ilk defa izleyip kanalımı ilk defa görüyorsanız lütfen şimdiden söyleyeyim beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Siz bildirim butonuna basmayı unutmayın. Bugün sizlerle güzel bir içerik paylaşacağımı düşünüyorum. Son zamanlarda aslında hatta son zamanlarda değil bu yılların verdiği, geçirdiği bir konu ama son zamanlarda pandemi sonrasında alınan fazla kiloların verilmesiyle alakalı sürekli bir diyet listeleri sürekli bir zayıflama programları bir spor işte uygulamaları sürekli bunlara rastlıyorduk bilmiyorum sizlerin de karşısına çıkıyor muydu ama bu videoyu izlediğinize göre evet çıkıyordu büyük ihtimalle ben de pandemi sırasında çok kilo alanlardan biriyim ama ben sadece pandemi sürecinde değil. Aslında olayın başına dönecek olursak benim çocukluğumdan gelen bir kilo var. Hem çok kilolu bir bebek olarak doğmuşum hem de e, yani 5 kilo yakın doğmuşum. Hem de doğduktan sonra da işte bu kız kilodan yürüyemez, emekleyemez diyenler olmuş. İşte annemin verdiği bir örnek var. 6 aylıktın kafan kadar şeftali yemiştin gibi bir örnek veriyor. Ee, bu çok hoşuma gidiyor nedense. Küçüklük fotoğrafımı da bırakmaya çalışırım şuraya. Gerçekten çok tombul bir bebekmişim. Ve her şeyi yiyormuşum. Küçüklüğümden geliyor bu kilom ee, ama ben büyüdükçe bunun artık farkına varmaya başladım ve boyum 1.74. Ama ben lise çağındayken bu kadar uzadı boyum. Yani liseden önce boyum bu kadar uzun değildi ve çok kiloluydum. Bana işte şey diyenler oluyordu. Hiç unutmuyorum. 10 yaşındaydım. 40 kiloydum. Ee, sen 17 10 yaşındayken 50 kilo 20 yaşında 100 kilo olursun deyip dalga geçenler oluyordu. Ee, yani Allah boy verdi diyelim. Sonrasında hiçbir şekilde belli etmedim. Tabii ki o kilolarda hiçbir zaman ulaşmadım. Ama bunlar bu tarz hakaretler. Yani ben bunları hakaret olarak duruyorum Çünkü hakaret boyutunda getirenler oluyordu. Ama hiçbir şekilde kilomu umursamayıp hayatıma devam edebilirdim. Böyle yapmak da çok doğal bir şey. Sadece ben artık kilomu bu bedene yakıştırmadığım için kilo vermeye karar verdim. O sıralarda boyum da hızlı bir şekilde uzadı. Çok hızlı bir şekilde uzadı. Yani bir anda çok hızlı bir boy artışı oldu bende. Tam ortaokuldan liseye geçerken. Yaşlarımdan her zaman uzundum ama o sıra çok aşırı bir fark oldu. Ee, şu an benim için bir sorun değil. Dediğim gibi bu bünyede kiloyu sevmediğim için bir süre sonra zayıflamaya karar verdim. Lise çağlarındayken yazları yazları diyetisyene, işte spora, farklı spor dağlarına, zumbaya da gittim hatta. Buralara gittim. Kilo vermeye çalıştım. Her yazda başarılı oldum aslında. Yani ilk başladığımda diyetisyen yoktu. Zumba ile başlamıştım ve zumba derken, zumba yaparken sadece yeşil çaylar içiyordum. Ekmeği birazcık azaltmıştım ve 6 kilo kadar vermiştim. Bir sonraki yıl yine yaz aylarında ben kışları çok kilo aldığım için yaz ayları diyet yapıyordum genelde. Bir sonraki yıl yaz ayında yaz aylarında yine zayıflamak istedim ama o yıl ilk defa kilom o kadar çok olmuştu. Yani ben Boyum bu kadar da değil. O zamanlar boyum 1.70'ti. Ve ben de o sıralar 76 kiloyu görmüştüm. O zaman için konuşuyorum. Sonra dedim ki ya benim zayıflamam gerekiyor. Hani Ben bu kiloda yapamıyorum. Daha sonrasında e, diyetisine gittim. Diyetisine şimdi bir ay içinde 13 kilo verdim. Şimdi diyeceksiniz ki bir ay içinde 13 kilo hiç sağlıklı değil. Evet hiç sağlıklı değil. Eğer sonrasında dikkat etmezseniz hepsini fazlasıyla geri alıyorsunuz ki aldım fazlasını aldım. Ama şöyle dikkat ederseniz de sadece bir 4-5 kilo alıp stabilleştirebilirsiniz bu durumu. Her neyse ben 63 kiloya kadar düştüm. Hatta o yaz bana şey diyenler olmuştu. Ya işte hiç yakışmıyor zayıflık sana çünkü bir 70 boyundayım ve 63 kiloya düştüm. Beni sürekli 76 kilo olarak gören insanlar da A, bu kıza ne oldu falan diyorlardı. Daha sonra ben kış oldu tabii ki bu 65, 68, 70, 72, 75 diyerek ben en son sınav yılımda 80 olarak gördüm 80 kiloları gördüm daha sonra şey demeye başladım ya sınav yılımda herkes kilo alır stres şişkinlik yapıyordu ben de e, keza yiyordum da İşte stres şiş, stres şişkinlik stres şişkinlik yapıyordur Zeynep e, yemeklerine dikkat etmiyorsun o alıyorsun diyerek kendimi rahatlatmaya çalışıyordum ama Şöyle de bir şey vardı ki ben lisede yurtta kalıyordum. Lisenin yurdunda evimden uzakta diye. O yüzden orada çıkan yemekleri yemediğimde, sevmediğimde ya da yesem bile geceler acıktığımda çünkü geceler boyu ders çalışıyordum ve ders çalışırken acıktığımda ya işte hadi bir çikolata daha yiyeyim, hadi bir kek daha atıvereyim vereyim deyip sürekli yediklerimi hatırlıyorum. Hatta evden yemek yapıp gönderdiklerinde bir gecede bitirdiğimi falan hatırlıyorum. Yani ben stresimi, gerginliğimi, her şeyimi yemekle bastıran bir kızdım. Daha sonrasında bu 80 kilo tabii ki benim çok zoruma gitmeye başladı ve sınav pazar günü gitti. Ben pazartesi günü diyetisyen değildim. Size gerçekten yalan gibi gelebilir. Ama buna benim ailem de inanamadı, ben de inanamadım ama gerçekten yaptım bunu. Pazar günü o sınavdan ağlayarak çıktım. Pazartesi günü diyetisyene gülerek gittim. Çünkü dedim ki tamam ben bir yıl boyunca bunun gerginliğini yaşadım ve e, bugün Gideceğim o 7 sene. Ha bu arada sınavdan çıkarken ağlama sebebim kilomla alakalı değildi. 7 sene giderken güldüm falan dedim ama her neyse. Ertesi gün 7 sene gittim. Sonra dedim ki hani vermem lazım benim. Bir ay kadar yine gittim oraya. Aslında devam edecektim. Bir aydan uzun sürecekti. Ama ben istediğim kiloyu vermiştim zaten. Ben bir ay içinde 10 kilo verdim ve 70'e düştüm. Hatta belki aşağısına da düşmüşümdür sonrasında. Sadece takip edemedim. Düzenli tartıldığımda en son 70'lere kadar düşmüştüm. Bir ay içinde yine 10 kilo verdim. Bunlar tabii ki sadece diyet eşliğinde değildi. Azim hırs gerekiyor ve spor da yapıyordum. Hani sporum neydi? Kesinlikle bana göre en iyi spor yürüyüştür. Babamla birlikte yürüyorduk yani ve 2 saat yürüyorduk. Rampa çıkarak yürüyorduk. Herhangi bir spor salonuna yazılmamıştım o yıl. Evde kendi kendime yapıyordum işte spor sonrası kondisyon, öncesi kondisyon tarzı hareketler. Ben bu 10 kiloyu verince dedim ki tamam Zeynep istediğin forma ulaştın ki benim boyum da uzadı. 1.74 artık 70 kilo. Yani fıstık gibi görünüyordu benim gözümde. i̇stediğim kıyafetler oluyordu bana. İstediğim bedene düşmüştüm. Pantolonlarım çok daha rahat oluyordu. Kemerlerimi sıkabiliyordum. Tamam dedim oldum ben artık. Daha sonra ben e, diyetisyeni bıraktığınız anda 2-3 kilo alıyorsunuz. Bu çok normal bir şey. Çünkü bir anda o diyeti bırakıyorsunuz. Yaparken asla dışına çıkmıyordum. Mesela diyetisyenim diyordu ki 10 gün boyunca bir şey yeme 10 günün sonunda bir ödül hakkın var. Ben 10 gün bekliyordum ve 10 günün sonunda bir ödül veriyordum. Ya yani ödüllerim çok saçma olabiliyordu. Bir keresinde simit ödülü vermiştim mesela. Çünkü canım onu istemişti. Hiçbir şekilde irademi bozmuyordum. ki ben bu yüzden zaten hayatımda her pazartesi yeni bir diyet kararı almamın sebebi. Diyet yaparken bozmamam. Bozmuyorum. Sadece bir gün diyet yapmayı bıraktığım anda çok kötü bozuyorum. Sıkıntı buradaydı. Daha sonra ben diyet seni bıraktım ve üniversite kayda geldim buraya. Kayda geldikten sonra ailem beni bıraktı ve döndü. İki hafta kadar burada tek kaldım. Sonrasında ablamın düğün için gittim. Bu süreçler yine kanalımda var. Oradan izleyebilirsiniz. Ben bu süreçte tek kalmak, kocaman bir şehirde yalnız kalmak, işte nasıl diyeyim buradaki zorlukları tek başıma görmeye başladım. Okula gidiyorum ilgi göremiyorum. Öğrenci işleri üniversite lisedeki gibi ilgi yok. Bir ama tuhaf geliyor. Bunlarla birlikte yemek yiyemiyorum. Ben bir 4 kilo daha verdim. Ama o diyetisyen sonrası aldım 2-3 kiloyu kapattı. Bu ben yine 70 kilolardaydım. Sonra e, tabii ki spor bıraktığım için vücudumda belli şişlikler yani şişlikler dedim ödem geliyor, ödem oluşuyor mesela. Şişlik alıyor ve ben spor yapmadığım için çok fazla su içmediğim için Bunlar bende şişlik yapıyor. Su içmek de gerçekten bu konuda çok çok önemli ki ben şuna bağlıyorum. Çok düzenli bir su içen, çok düzenli su içen bir kızım eskiden buraya Ankara'ya gelince bu tamamen bozuldu. Ve ben şu son bir ay içinde neredeyse bir anda kilo aldım. Yani 8 kilo kadar bir kilo aldım. Bir ay içinde de değil hatta 1-2 ay içerisinde aldım bu kiloyu. Baktım artık o bana olan pantolonlarım olmuyor. E ne yapacaksın Zeynep? Yani pantolonlar ne olmuyor? Giydiğin yakışmıyor ve ben Instagram'da influencerlık denemeye çalışıyorum. Hani böyle bir amacım var ve e, büyük beden mankenliği yapmaktansa kendi kendime yakıştırdım beden mankenliğini yapmak daha hoş olur diye. Buna bir dur demelisin Zeynep yani. Hani istediğin şeyler var sonuçta. Cilt güzelliğin gidiyor. Su içmediğin için böbreklerin zarar görüyor ki öyleydi. Birkaç sağlık sorunu yaşandı. Kilo da elden gidiyor baktım. Sadece geliyorum okuldan yemek yiyip yatıyorum. E böyle olmaz ne yapacaksın? Ama diyet de yapmak istemiyorum tekrardan. Ne yaptım ne yaptım? Bir gün bir arkadaşım okuldan dedi ki glutensiz beslenelim. Sonra düşündüm. Ben önce hayır dedim açıkçası. Çünkü dedim ki ben yapamam yani. Ben çikolata yemeden, makarna yemeden, kola içmeden dayanamam. Ki ben her gün 1 litre kola içiyordum. Abartısız. 2-3 tane de çikolata yiyordum. Gerçekten böyleydi. Yarım paket makarnayı bir oturuşta yiyebiliyordum. Bunları işte burada ya bu ne biçim kız din diye anlatmıyorum. Bunları nasıl açtım onları anlatmaya çalışıyorum. Daha sonrasında dedim ki hani... Olmaz böyle. Tamam kabul ettim. İkna ettiler beni bir şekilde. Yani zorladılar. Zorlamadılar değil. Zeynep sen de yap sen de yap. bana de, tamam dedim bir anda. Tamam hani ben de yapayım glutensiz. Ne yapacağız? Aslında kural çok basit. Yani Canan Karatay diyeti gibi diyebilirsiniz buna. Belli gibi işte bir kutu peyniri yayın demiyor ya da bir yumurta altı zeytin demiyor size size sadece diyor ki rafine şekerden uzak duracaksınız kola işte cip asla yok bunlar çünkü rafine şekerden uzak durmak amaç patatesi çok sık tüketmeyeceksiniz hayatını tüketebilirsiniz ama çok sık tüketmeyeceksiniz fırın ekmeği yemeyeceksiniz kepek ekmek yiyebilirsiniz ölçülü bir şekilde ama ölçüsünde çok küçük bir sınır yok yani doyana kadar. Sonra günde bal yiyebiliyorsunuz, pekmez yiyebiliyorsunuz, meyve yiyebiliyorsunuz. Ee, ama dediğim gibi böyle bir kutu peynirle sizi sınırlamıyor. Bir kutu, kibrit kutusu büyüklüğünde peynir der ya diyetisyenler, benim diyetisyenlerim öyleydi yani. Ve sadece şekerden uzak durarak cildinizi güzelleştiriyorsunuz. Stresten uzak duruyorsunuz. Gerginlikten uzak duruyorsunuz. Ee, zayıflıyorsunuz. Ama şöyle aslında bu diyet tarzı şeyde glutensiz yaşamda zayıflamak değil amacınız sağlıklı beslenmek ama 2 ile 6 kilo arasında değişme oluyor. Kaç kilo kadar verdin derseniz ben şu an 3 ya da 4 kilo kadar verdim. Çünkü daha bugün 10. günüm ve bu bahsettiğim glutensiz yaşam 21 günden oluşuyor. Ben bu 21 gün sonunda yeniden bir video çekeceğim ve o gün sizlerle tam sonucu da paylaşacağım. ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Ben 10. gündeyim ama eskiden bir çikolata acıktığımda bir çikolata yiyip hemen bastırabiliyordum. Sonra tekrar acıktığımda elim ayağım titremeye başlıyordu. Ya şekerim düştü, şekerim düştü diye. Hani hemen bir şeyler yemek için aranıyordum. Ama şu an baktığımda acıktığımda hani çikolata yiyemiyorum. 10 gün kısa bir süre de olsa aslında o kadar fark ediyor ki. Çikolata yiyemiyorum. E ne yapacağım? Yemek saatini yemek saatini dedim. Yiyeceğim saati beklemek zorundayım. Ama elim ayağımda bir titreme olmuyor. Tamam bir açlık hissediyorum, bir boşluk. Ama bu kadar. Yani Herhangi bir şey olmuyor. Su içiyorum, bastırıyorum, geçiyor. Bir de günde 2 litre su içmeniz gerekiyor. Sonra ben ilk 3 gün çok zorlandım. Arkadaşlarım da keza öyle. Onların başlarım da ağrı bile yaptı. Ben de uyku yaptı, işte yorgunluk yaptı ama 3 günün sonunda alıştım. Bugün 10. günümüz ve çok da mutluyum. Şöyle ki cildimde çok güzel bir güzellik hissettim. Şöyle cildim çok lekeli benim. Youtube kanalını takip edenler derseniz de der, bunu bilirsiniz. bunlar artık eskisi kadar kapatma ihtiyacı duymuyorum ya da Başka nasıl işinize yarıyor? Çok hızlı kilo vermeseniz bile çok hızlı bir şekilde ödem atıyorsunuz. Şişkinliğiniz gidiyor. Ben bunu şeye bağlıyorum. Ben de çok etkisini gördüm. Her gün kola içen bir kızdım ama artık her gün kola içmediğim için onun şişkinliği gitti bende. Ben öyle düşünüyorum. Bir de bu bunu yaparken aslında spor yapmak zorunda değilsiniz ama ben her gün spor da yapıyorum. 10 dakika kadar aslında çok uzun da değil. İşte çekiyorum, squat yapıyorum, belli aerobik hareketleri yapıyorum diyerek hani eğer bir kilo verirsem yani amaç bu değil ama <laughs> yine de bir verirsem. Ee, Saygıma oluşmasın diye. Ki çok da işe yaradığını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey denemiştim ben. Instagram adresinde takipteyseniz açıklama kısmında linkim var. Orada şöyle bir şey demiştim. İki tane pantolon aldım geçenlerde ve birisi olmadı. Benim daha diyetimin birinci günündeyken geldiler. Ee, o pantolonlardan biri bana olmayınca Dedim ki yok yani ben bunu iadeye göndermeyeceğim. değişme göndermeyeceğim. Ben dedim 21 gün sonunda vazgeçmeden bu diyeti bitireceğim. Ve ben bu pantolonun içine gireceğim. Ve ben daha 8. gündeyken bu pantolonun içine girdim. Ee, şu an bana olmayan o pantolonu gayet rahat bir şekilde giyebiliyorum. Diğer pantolonlarımdan bahsedecek olsam ya da eşofmanlarımdan ya kemerimi artık daha fazla sıklaştırıyordum ya da eşofmanlarımın bellerini daha fazla sıklaştırıyorum. Bahsettiğim gibi 10 gün kadar kısa bir sürede bunların hepsini yapabildim. 21 gün sonunda neler olacak bilmiyorum. 21 gün sonunda yine video çekeceğim. Ben sadece kısacık bir bilgilendirme yapmak istedim. o gördüğüm şeyi de şuraya sizlere koyarım. Siz de oradan bakarak belki yapmak istersiniz. Ama kesinlikle bir diyet olarak değil. Adına diyet diye olabilirim ama amacı sağlıklı yaşam. Ve bence çok da faydalı. Ben yaptığım için çok memnunum. Arkadaşlarım iyi ki beni ikna etti. Canım çok çikolata tarzı şeyler istediğinde de şöyle şeyler yiyorum. Yani burada gördüğünüz gibi aslında Şurayı kaldırdığınızda içindekiler bölümü var. Buraya baktığınızda içindekilerde şeker yazmıyorsa rafine şeker içermiyor demek. Yani yine züberin e, küçük dokmalıkları var. Bunlardan alabilirsiniz. Şeker ilavesiz, glutensiz e, hurma tatlandırıcılı e, abur cuburları değil de sağlıklı fast foodları var. Size öyle diyeyim. Bunlardan birazcık yiyerek İştahınızı bastırabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Çünkü çok çikolata ve kola bağımlısı bir kız olduğum için hani bunları bir şekilde bastırmam gerekiyor. Tadı da inanılmaz güzel. Yani tatlandırıcı olarak kurma koyuyorlar. Koruyucu da şöyle içermiyor. Ben ilk başta inanmamıştım. Ben dedim raf ömrü uzun olmaz ki koruyucu içermezse. Son tüketim tarihi çok kısa oluyor. Yani raf ömrü uzun uzatıcı madde koyamadıkları için raf ömrü kısacık oluyor. Buna da bu şekilde inandım ve Tamam, çıkalım bir yola. Şu anda çok güzel sonuçlar alıyorum. 21 gün sonunda da çok güzel sonuçlar alacağıma inanıyorum. Ee, bu yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur ve şunu da eklemek istiyorum. Ben bedenimden çok şikayetçi bir kızdım. Yani bedenime hiçbir zaman kiloyu hiç yakıştırmadım. Ama aslında öyle değilmiş. Önemli olan sizin tabii ki iç güzelliğiniz. Bunu herkes söyler ama bir yerden sonra bedeninizle bedeninizle barışık olduktan sonra her şey size yakışıyor zaten. Ben eee kilolu olduğum dönemlerde tamam kilomdan şikayetçiydim ama kendime her zaman barışıktım. Bunu çok yansıtamıyordum sadece. Bu yıl kilo aldığımda da değildi resmen hiçbir şey. Yani her şeyi yiyordum. Yani tesettürlü olduğum için beni kapatsın yetiyordu yani. Ve bir süre sonra insanlar bana şey demeye başladı. Ya Zeynep kilolu, kilo var sende hani balık etli bir kısım ama ne kadar da yakışıyor. Tamam dedim yani insanın bedeniyle barışık olması çok önemli. Bu glutensiz e, beslenmeyi yapmamın sebebi de aslında bu. Belli bir diyet altında değil. Yani benim vücuduma olan e, şikayetimden dolayı yaptığım bir şey değil. Sağlıklı yaşam adı altında. Sadece fazla kilolarımdan kurtulmaya çalışıyorum. E, bu yüzden mutluyum. Sizlerle de denemek isterseniz diye zaten bıraktım kısaca anlatmaya da çalıştım. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak için nokta dahi olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, hoşçakalın ve takipte kalın.